Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Mayıs ayındayız ve salyangozlar artmaya başladı. Yeni yeni çıkmışlar ve yan arazi bizim boş, orası kum gibi kaynıyor. Bugün çim kestim ama aşırı yoğunluktan çimlerimi sulayamadım. Hava karardı. Şu anda da sulamayacağım. Bakın şöyle göstereyim size. Çimlerinizi kestikten sonra böyle görünmeli. Bakın aralardaki boşluklarım çok güzel doldular. Mayıs ayı büyüme ve gelişmenin bitkiler için en hızlı olduğu ay. Bakın nasıl güzel doldu bu boşluklar. O yüzden burası zaten çok kötüydü. Videolarımda da görürsünüz. Çimleri kestikten sonra böyle görünmeli. Halı gibi görünmeli. Eğer toprak görünüyorsa, çimlerin kökü görünüyorsa makineniz kısa kesiyor demektir. Lütfen makinenizi en uzun ayarına ayarlayın. Şöyle kameranın ışığını açmayı unutmuşum. Hemen ışığı açıyorum. Size salyangozları göstereyim. Bakar mısınız? Kum gibiler. Haziran ayı salyangozların coştuğu ay. Haziran geldiğinde daha da artacaklar. O yüzden şimdiden önlemlerinizi alın. Hatta ben Şubat ayı gibi aldım ama video yapma fırsatım olmadı. Kanalımda salyangozla ilgili çok sayıda video var. Onları izleyebilirsiniz. Her bir videoda unuttuğum bir şeyi tamamlamışım. O yüzden hani hepsini izlemenizi öneririm. Başka videolar da izleyin. Akıl akıldan üstündür. Hepsini tecrübe edinirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Yan arazide salyangozlar kum gibi. Kestiğim çimleri buraya döktüm. Dışarıya döküyorum. Salyangozların çok olduğu yere döküyorum. Çimleri yesinler. Benim bahçemden uzak dursunlar diye. Hatta evden de bitkisel atıklarımı biriktirip boş araziye koyuyorum. Onların yemesi için. Bakın frenk üzümüm çok güzel meyve tuttu. Bu tarafa geçerlerse bu frenk üzümünü, bu güzel çimleri, ağaçlarda meyveler var, onları, sebze fidelerimi, her şeyi yerler. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu gece çimleri kestikten sonra sulamam gerekiyordu ama gece oldu, karanlık oldu, sulamayacağım. Böyle kuru bırakacağım bahçeyi. Sabah erken kalkıp güneş doğar doğmaz bahçeyi sulayacağım. Zaten salyangozlar gün ışığında bahçeye gelmezler, hareket etmezler. Korkuyorlar onlar da. Hem yiyecek arıyorlar hem de korkuyorlar. Şimdi şöyle buraları ıslatmadan biraz böyle uzak, arazinin uzak tarafına doğru su tutacağım. O tarafa gitsinler, benim bahçeme gelmesinler istiyorum. İnşallah ıslatmam buraları. Çünkü suyu ve yiyeceği arıyorlar. Su ve yiyecek onları çeker. O yüzden akşamları kesinlikle bahçenizi sulamayın. Günde iki kez çim sulayanlar için de söylüyorum. Sebzelerinizi sulamak için de akşam saat şöyle 5 gibi yarı gölge olduğunda ama güneş henüz çekilmediğinde sulamanızı yapın ki bahçeniz akşam saatine karanlığa kadar kurusun, biraz toparlansın. Aşırı nemli olmasın, ıslak olmasın yani. Ah, buraları da ıslattım çekim yaparken. Beceremedim sulamayı da. İnşallah salyangozlar bu tarafa gelmezler. Çok şükür şu anda bir tane bile yok. Bir tane salyangozdan yaklaşık 3 gün sonra 70 tane yavru çıkıyor. Düşünün yani. Çoğalmayı bir düşünebiliyor musunuz? Vallahi hesaplamaya yetmiyor yani. Şöyle fidelerimi göstereyim. Fidelerim de çok güzel. Çok temizler. Fide videosu da yapmıştım. Onu da paylaşacağım sizinle. Domates, biber, salatalık, patlıcan ektim. Soğanlar var burada. Marul var. Pardon, kıvırcık var. Şöyle bir kompost kovam vardı. Onun üzerine de biraz kestiğim çimlerden koydum. Salyangozlar geçerse yesin diye. Eğer bahçenizde hamam böceği varsa çok şanslısınız. Hamam böceklerini kesinlikle öldürmeyin. Onlar salyangozun bir numaralı düşmanı. Bakın bu gülüm de çok güzel tomurcuk tuttu. Üzerinde binlerce tomurcuk var desem doğru olur. Gerçekten binden fazla tomurcuk var. Ve salyangozların hemen üzerinde bu şekilde. Çok şükür aldığım doğal önlemlerle ben kendi bahçemi koruyabiliyorum. Bahçemde çok şükür salyangoz olmuyor. Tek tük geçerse de alıp o tarafa atıyorum tekrar. Bunu da sizlere diğer videolarımda da paylaştım. Nasıl koruduğumu ama bu sulamadan bahsetmemişim o videolarımda, unutmuşum, unutabiliyorum. O yüzden bu gece sulamasını söylemişim videolarımda ama
Bu pek vurgulamamışım. Gece sulaması çok önemli. Kesinlikle çevrenizde bu kadar çok salyangoz varsa gece sulaması yapmayın. Akşam sulamayın. Karanlık olmadan saat 5 gibi 4 gibi sulamanızı yapın. Bahçeniz akşam hava karardığında 7-8 oluncaya kadar kurumuş olur. Bakın ben buraları ıslattım şimdi. İnşallah gelmezler. Kesinlikle bahçeniz ıslak olmasın. Nem onları çeker. Nemli olmasın. Biraz kurusun. Saat 4-5 gibi sularsanız saat 7-8 hava kararıncaya kadar bahçe epey kurumuş olur. Bakın buralar gerçekten tertemiz. Yumurta kabuklarını böyle kırıyorum. Yoğunluktan inanın çok fazla ufalayamıyorum. Böyle elimle bir iki ufalayıp atıyorum. Hamam böceklerinin çoğalması çok iyi olur. Çekirge varsa öldürmeyin. Kurbağa varsa bahçenizde yaşasın. Kurbağa için bir köşeye biraz su koyarsanız kurbağa her gün o su için gelir. Orada yıkanır ve salyangozları da yer gider. O yüzden kurbağaları, kuşları, çekirgeleri, hamam böceklerini lütfen öldürmeyelim. Benim bahçemde hepsi var inanın. Bana da hiçbir zararı yok. Benim bitkilerime de bunlar zarar vermiyorlar ama salyangozları hem uzak tutuyorlar hem de geçerse yiyorlar öyle söyleyeyim size. Şöyle bakın fidelerim de çok temiz, çok güzeller. Akşam sulamasını yapmıyoruz. Uzak bir yere, bahçenizden uzak yerlere onlar için evsel atıklarınızı, yeşil yapraklı evsel atıklarınızı bırakın lütfen. İsterseniz bir kutu içinde koyun, isterseniz de açık olarak. Ben yan arazi boş olduğu için bazen kutuyla bazen de açık olarak atıyorum. Bakın böyle çiçeklerim falan çok şükür temizler. Ama işte bugün sulamasını yapamadım. Sabah erken saatte yapacağım. Bahçeyi kesinlikle ıslatmak istemiyorum. Islatırsam salyangozlar çok geçer. Salyangozlar eğer bahçenizde varsa önce salyangozları mutlaka elinize bir eldiven takarak toplayın. Hepsini tek tek toplayın. Götürün uzak bir yere atın. Bahçenizden uzak olsun. Sonra da bu doğal yöntemleri alın. Doğal yöntemlere devam ettiğiniz sürece de inşallah bahçenize gelmeyecekler. Bakın böyle köstebek kovucum var benim. Bu kemirgenleri de uzak tutuyor bu köstebek kovucu. Bir takipçim yazmıştı yumurta kırdım fare geldi diye. Kesinlikle yumurta kabuklarına ya da yumurta kırdığınız için yumurtayı kırınca zaten su tutuyoruz. Fare gelmez. Fare gelmişse sokak kedileri yok demektir. Sokak kedilerini besleyelim. Sokak kedilerini beslersek farelerden de kurtulmuş oluruz. Sokak kedileri gerçekten çok önemli ve farelerin çoğalmasını engellerler. Fare demek hastalık demek, veba demektir. O yüzden lütfen bahçenize böyle bu köstebek kovucu bunun adı. Bundan koyabilirsiniz. 200-300 metre kadar alanda etkili. Ama fare için yine %100 etkili değil. Köstebekler için %100 etkilisini görüyorum ben. Fareler için en etkili şey kedi. Mutlaka sokak kedileri bahçenize girsin, çıksın. Onlara yiyecek koyun. Sokak kedilerine lütfen iyi bakalım. Onları besleyelim. Sokak hayvanları için hayat zaten çok zor. Biz beslersek biraz onlara yardım etmiş oluruz. Aslında onlara değil kendimize yardım etmiş oluruz. Farelerden bizi korurlar. Fare demek, hastalık demek. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.